Merhaba değerli Aska Gençlik takipçileri, kıymetli izleyiciler. Hepinizi selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Ben Ramil Hüseynov, Aska Gençlik Genel Sorumlusuyum. Bugün 9 Nisan 2019, önemli bir konuda canlı yayın yapıyoruz değerli dostlar. Tüm izleyicilerimizden bu yayını paylaşmalarını, paylaşarak bütün halkımıza ulaşmasını sağlamalarını, bu konuda bizlere destek olmalarını rica ediyorum. Yayını paylaşalım. Çok insana ulaşsın ve bugünkü önemli bir konuyu herkes duysun istiyoruz. Değerli dostlar, bugün canlı yayın konuğumuz Ahaska Türk Amerikan Toplum Merkezi Başkanı İslam Şahbendaroğlu'dur. Amerika'dan yayınımıza katılacak. Sizlere de çok önemli bilgiler verecek değerli dostlar. Bugün biliyorsunuz bir mahkeme sonuçlandı. Datup Kazak İstanbul'da bir kurultay gerçekleştirmişti. Bu kurultayın sahte olduğunu, Türkiye'nin kanunlarına, yasalarına aykırı olduğunu, Türkiye'de açılan bir derneğin ya da STK'nın kurultayının sadece Türkiye'de yapılabileceğini anlatmıştık daha önceleri. Tabii İslam Şahbendaroğlu güzel bir çalışma yapmış bu konuyla ilgili. Bu yönetimi, yani DATUP yönetimini mahkemeye vermişti. Bugün mahkeme sonuçlandı değerli dostlar. Ve mahkeme İslam Şahbendaroğlu lehine karar verdi. Yani DATUB'un bu kurultayı bir nevi iptal edildi değerli dostlar. Birazdan İslam Şahbendaroğlu'nu canlı yayına alacağım. Ve onunla birlikte bu konuyu daha detaylı bir halde sizlerle konuşacağız. Sorularınız olursa mutlaka yazın. Selam söyleyenler olacaktır. Yayını kısa tutacağımız için bu yorumları okuyamayacağım. Değerli dostlar, yani paylaşmanızı ve bütün halkımıza ulaşması için bizlere destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Evet, İslam Şahbendaroğlu da hazırmış yayına. Şu anda kendisine buradan davet göndereceğim. Ama yine aynı bir şekilde bir aksilik var. İslam Şahbendaroğlu şu anda ekle seçeneği bulunmuyor sizde. Bir onu düzenlerseniz şimdi sizi canlı yayına alacağım. Şu anda ekle seçeneği görükmüyor sizde. Evet, tekrardan bir bakalım. Evet, şu anda gözükmüyor. Eğer siz davet gönderebilirseniz İslam Bey, şu anda sizin davet gönderme seçeneği açık olması gerekiyor. Siz davet gönderebiliyorsanız gönderin, ben buradan onaylayayım ya da diğer türlü telefonu ya değiştirmek lazım ya da tekrardan giriş çıkış yapmak lazım. İsmail Azkalı selam kardeş demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Camil Aşrapov selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, çok sağ olun. Emin Rahimov iyi yayınlar Ramil Bey demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Mehir Ali Huruşanov selam aleyküm demiş. Aleyküm selam, sağ olun. Kamran Süleymanoğlu iyi yayınlar kardeş demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İslam Bey'i yayına almaya çalışacağız değerli dostlar. Güzel bir yayın olacağını umut ediyorum. Şu anda davet seçeneği maalesef ki gözükmüyor İslam Bey. Çıkış yapıp Facebook'tan tekrardan girmeniz gerekir bu tür durumlarda. Evet, Burhan Özkoçar son günlerde bir yayın yapmış. Demiş ki susun demiş, hiçbir şey yapmayın. Size susmanızı rica ediyorum. Aksi takdirde karşınızda beni bulacaksınız demiş. Yani bizi haksızlıklara karşı susmamızı istiyor. Kendisi susuyor ya. Bir de şöyle bir şey varmış. Cenazesi varmış, yakını rahmetli olmuş. O konuda incinmiş biraz, kırılmış ki işte kimse şey yapmadı, başı sağ olsun demedi. Ben şahsen takip etmediğim için kendisini haberim olmadı. Tabii ki bir insan olarak nasıl ki kendisini düğünüme davet etmiştim, yazın kavgalı olduğumuz halde kendisini düğünüme davet etmiştim. Kendisi hiç geri cevap bile yazmadı ama ben yine de insanlığımı yaptım, kendisini düğünüme davet ettim. Bu konuda da başı sağ olsun, Allah bütün ölenlerine rahmet eylesin.
özel sayfadan yayın yapalım, sonra buradan paylaşırız demiş. Bu değişmeyecek İslam Bey, sonuçta aynı şey olacağını düşünüyorum ben. İslam Şahbandar'ı buradan. Niye gönderilmiyor ki? Gönderilmiyor. Şu anda davet seçeneği gözükmüyor. Özel sayfadan girdiğimde de aynı şekilde olacak. Çünkü daha önce de bu şeyi denedik. Ama mümkünse başka bir telefondan girebilirseniz bu şekilde sorun çözülecek İslam Bey. Evet değerli dostlar, Burhan Üsküşar öyle bize kırılmış. Başı sağ olsun, tüm ölenlerine rahmet diliyorum. Bugün de çok önemli bir konuda yayın yapacağımız için bu konunun Burhan Üsküşar konulu olmasını istemiyorum. Ameliyata da girecekmiş. Durumu da kötüymüş kendi söylediğine göre. Gözlerinden ameliyat olacakmış. Ben kendisine çekilmesini, uzun bir süre istirahat etmesini tavsiye ederim. Çünkü sonuçta o kadar olay oldu, çıkıp bir ses vermedi, çıkıp herhangi bir şey söylemedi. Bundan sonra çıkması da gerekmez yani. Öyle düşünüyorum. Değerli dostlar, birazdan bu sorun çözülecek. Evet. Davet geldi buradan. İslam Şahbandarov şu anda yayına bağlanıyor değerli dostlar. İnşallah sorunsuz bir şekilde yayın olur. Sizlerden de ricam bu yayını paylaşmanızdır. Tüm dostlarınıza, akrabalarınıza. Evet. Merhaba İslam Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakma. Biraz sıkıntı oldu o şeyle ilgili. Estağfurullah. Teknik problem diyelim. Farklı telefondan girmek zorundayım. Benim telefonla nedense senin sayfan beğenmiyor mu artık? Ne oluyor? Bir şey yapamıyoruz ya. Bilmiyorum. Herhalde öyle bir sorun oldu. Şu anda da bir görüntünüzde bir titreme var. Değerli dostlar, siz de görüyor musunuz titreme, yoksa sadece ben mi görüyorum? Bir yorumda belirtirseniz, sesle ya da görüntüde herhangi bir sorun var mı? Ondan sonra yayına başlayalım değerli dostlar. Allah Allah. Vardı değil mi? İyi yayınlar demiş. Velid Aslanov, Cevat Kıkınadze evet titreme var demiş. Evet biz de gördük titremeyi. O yüzden soralım dedik değerli dostlar. Şu anda yayından çıktı İslam Şahbendorov. Ve burada da gözükmüyor. İnşallah birazdan sorun çözülür değerli dostlar. Çok önemli bir konuda yayın yapacağız. Yayını da paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Şu Datub'un olaylarına sessiz kalanlar, Datub'un bu olayını kısa bir, küçük bir olaymış gibi yayında lanse edenlere de çok fazla dikkat etmeyin değerli dostlar. Şu anda nasıl? Şu anda evet, Devam hafif mı? bir titreme var ama. İslam Bey, Devam ben mı? sizi davet edeyim. Ben sizi davet edeyim. Bakalım davet seçeneği var mı? Yoksa tekrardan siz beni davet edin. Yani ben sizi davet edeyim şimdi. Olmadan davet edelim. Evet. Evet, canlı yayında böyle ufak bir şeyler olabiliyor değerli dostlar. Sorunlar yaşanabiliyor. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz sizler için. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Evet, buradan ekliyoruz İslam Şahbendorov'u. Eğer şey olmasa aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, hafif bir titreme var ama böyle idare edelim. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İslam Bey, Biliyorum. hoş geldiniz. Ben şimdi başka bir telefondan bakıyorum. Gayet hoş, yani sıkıntısız görünüyor. İyi görünüyor. İyi görünüyor. Öyle mi? Tamam. Böyle devam edelim o zaman. Hoş Şimdi geldiniz. hoş bulduk.
İslam Bey, tanıyanlar, tanımayanlar vardır. Kısa bir kendinizden bahsedelim. Kimi olduğunuzu anlatın. Ondan sonra konuyla ilgili değerlendirme yapalım. Buyurun. Evet, yine bir sorunla karşılaştık. Böyle oluyor, evet. Yayından çıktı şu anda. İslam Bey, siz diğer telefondan çıkış yapın bence. Ondan sonra sadece bir telefonda gözükün. Çünkü bu şekilde herhalde kendisi otomatik yayından çıkarıyor sizi. Şu anda mesela gözükmüyor sizin şey. Bu herhalde benim sene boyunca yaşadığım en zor yayın olacak. Çünkü teknik bir sıkıntı var. Bizden kaynaklı bir sorun değil değerli dostlar. Olsa tabii ki yine de bu teknik aksaklıktan dolayı sizlerden özür dilerim. İslam Şahbendorov. Evet, bakalım buradan tekrar davet seçeneği gözükecek mi? Gözükürse buradan ben davet edeyim. İslam Bey, siz davet gönderin. Siz davet gönderin, ben buradan kabul edeyim. Her şey Allah'tan tabii ki Ali Aliyev, ama bu konu bir teknik sıkıntı. Her şeyi de Allah'a şey yapmamak lazım. Husniddin Mursalov, Anadolu Ajansı'yla mı çalışıyorsunuz? Veri akışı kesilip duruyor. Şimdi Burhan Özkeşar olsaydı, hatırlar mısın Husniddin? Bir zamanlar diyordu, yayınımı kesiyorlar işte, böyle böyle şer cephesi falan filan. Halbuki kimse ona bir şey yapmıyordu. Böyle interneti zayıf olanda ya da internete bağlamayınca hemen bizi suçluyordu. Haklısın yani, öyle bir şey yapabilirdik bunu. O şekilde kullanabilirdik. İslam Bey, siz davet gönderin. Hangi telefondan girecekseniz, ondan sonra diğer telefondan şey yapalım. Diğer telefondan çıkış yapın. Sadece canlı yayına girdiğiniz telefon açık olsun. O şekilde sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ona kadar da değerli dostlar, sorularınız varsa mutlaka sorun. Biz de buradan cevaplamaya çalışacağız. Halit Halilov iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. İslam Bey, çıkış siz yapmıyorsunuz değil mi? Kendisi otomatik çıkıyor herhalde. Otomatik oluyor da şu anda nasıl? Şu Titreme anda var mı? iyi. Böyle iyi de inşallah çıkmaz bundan sonra. Titreme var Diğer mı? telefonda eğer giriş yaptıysanız o telefondan çıkış yapın, çünkü o da etkiliyor olabilir şu anda. Titreme var mı? Yok yok, şu an iyi. Devam edelim. İyisiniz inşallah. Bizler iyiyiz çok şükür. Bazı böyle teknik aksaklıklar olabiliyor canlı yayında. Onu konuşuyorduk. Buyurun, dinliyorum sizi. Herkese öncelikle Evet, İslam selamlar. Bey, eğer bir sıkıntı... Selamlar, saygılar, sevgiler. İnşallah bizim bu yayını seyreden herkesin sağlık serveti yerindedir. Öncelikle odur. Gerisi teferruat. İnşallah hayırlısı neyse o olacak. İnşallah, inşallah. İslam Bey, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ondan sonra yayına geçelim. İslam Şahbandarov, 35 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babası, Ağska Türk'üyüm. Zeddam köyündeyim. Amerika'daki en büyük bir merkezin, nasıl diyeyim size, kurucu başkanlarındayız. İnşallah bina olarak da en büyüktür. Allah izin verirse nüfus olarak da en büyüğü olacak bir gün. İnşallah, inşallah. Bu süreç nedir İslam Bey? Bugün bir gündem oluştu. DATUB'un mahkeme kararı, işte DATUB'a karşı açılan davanın mahkeme kararı açıklandı. Bu davayı ilk başlatan kimdir? Ben bildiğim kadarıyla sizsiniz. Yine de ilk başlatan kimdir? Süreç nasıl oldu? Nasıl başladı? Neden böyle bir konu üzerinde itiraz etmek istediniz? Bu konuları şey yapar mısınız? Açıklık getirir misiniz? Öncelikle.
Şimdi öncelikle dava neticeye bağlanmamıştı. Muhtemelen gerekçe kararı gerekçeyi açıkladıktan sonra hakim bunlar geldi de. Bunlar yeniden başvuracaklar temize çıkartmak için muhtemelen. Ama önemlisi olan ilk ve çok önemli bir ben başarı sayıyorum. Belki de şu anda çok erken başarı demeye ama en azından 1,5 senedir beklediğimize göre değdi diyelim. Çok uzattı, çok uzandı. Gereksiz yere ertelemeler oldu. Sonuçta bu davada böyle bir neticeye varıldı. Davanın 2016 açtım davayı. Telefonu sessiz alırsanız titreşimde kalmış. O yüzden o etkiliyor yayını. Bir saniye. Çok özür dilerim. Şimdi sessiz almaya çalışacağım. Her şeyi sessize alıyorum. Tamam. Hepsi sessize aldım herhalde. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Olur böyle şeyler yayında. Sesim iyi geliyor Evet. mu? Geliyor. Şu anda ses iyi. İyi. 2017 yılında bu DATOB'un yeni kurultay kararı alındığında biz itiraz ettik. Onda yönetim kurulu iki kararına itiraz ettik. Bir yönetim kurulunun Almata'da geçirmesine, ikincisi yönetim kurulunun genel kurul kararına, yani genel kurul bu tarihte olacak kararı geçersiz diye itiraz ettik. Çünkü yönetim kurulu tüzüğe göre sayı yetersizdi o aldıkları kararı almak için. Dolayısıyla bugün de mahkemeden en azından net bir şekilde Almata'daki kurultayın geçirilme kararının yok hükmünde olduğunu söylüyor. İnşallah gerekçeler açıldığında da sadece o kurultaydaki karar değil, komple kurultayın kendisi ve yönetiminin fes olduğunu, yeniden kurultaya gidilmesine yönelik gerekçede detaylı bir bilgileri elde edeceğiz. Tabii ki itiraz hakları vardır. Biz de itiraz edeceğiz. Mesela orada değilmiş ki benim kınama kararımı reddine. Biz ona da itiraz edeceğiz. Yani doğal olarak itiraz haklarımızı da kullanacağız ama en azından şu anda Almata'daki geçirdikleri kurultayın öyle bir yani o kararı alma hakları olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Benim avukatlar daha ümitli. Ben biraz daha temkinli davranıyorum çünkü daha net bir şeyler, net ifadeler kullanmak istemiyorum. Sonuçta belli bir süre var. Bir de gerekçeyi görmemiz lazım. Hakimin bir an önce bu gerekçeli kararı paylaştığında bizlerle daha net bir şeyler ortaya göreceğiz. Ama maalesef ben bugün DATOB Başkanı Ziyaettin Bey'e, Türkiye temsilcisine, Burhan Bey'e ve diğer bütün kimi tanıyorsam herkese bir çağrıda bulundum. Çağırdık, ittik, kapattık demez. Son birkaç ayda tam tersi çok başarısızlık oldu. Çok kötü işler oldu. Konserlerle gülmek, oynamaktan başka bir şey olmadı. Onu da muhtemelen seçim kampanyasına denk getirerek böyle bir girişimlerde bulundular. Dolayısıyla Ahıska Türkleri ile ilgili gerçekten gidişat hiç iyi değil. Kendisine çağrıda bulundum. Dedim ki bütün herkesi şartsız koşulsuz bir araya toplamanız lazım. Ve bu sorunu içerisinde olmak kaydıyla bu kurultay sorunu. Bütün diğer sorunları dile getirmemiz lazım. Bir yol haritası yapmamız lazım. Böyle
ben istedim. İstesen de istemesen de ben o böyle olacak. Artık daha fazla yürümediğini aşikardı. İnşallah da bir gün cevap geri gelmedi ama inşallah belki yarın bir cevap yazarlar. Biz de ona göre kendimize göre plan program yaparız. Nasıl yapılacak, ne edeceğiz. Ama dediğim gibi benim öyle bir şahsi olarak kimseye özel bir ne kinim ne nefretim ne de herhangi bir husumetim yoktur. Konu Ahıska Türkleri, konu Ahıska Türk milleti. Ve inşallah yargı adalete güveniyorsak artık adaletin kestiği parmakta acımayacağına inanıyorum. Peki İslam Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu karar sonuçta açıklandı. Sadece karşı tarafın bu karara itiraz etme hakkı var 2 hafta içinde. Öyle değil mi? İki Yani bu hafta karar. içinde itiraz etme hakları var. Muhtemelen de Evet. ona itiraz edecek. Birkaç aylık bir süreç var önümüzde daha. Evet. Ama Şimdi biz biz talep şu edeceğiz. anda mahkemenin bize Avukatlarla verdiği talep karar. edeceğiz ki avukatlarla talep edeceğiz ki tedbiren yeni bir karar da alınsın. Onu da talep edeceğiz. Yani tedbir alınsın. Anladım. İtiraz Peki, sürecinde. şimdi biz şu anda mahkemenin verdiği karar üzerinde konuşuyoruz. Yani somut deliller üzerinde konuşuyoruz. Ve şu anda mahkeme sizi haklı buldu bir nevi. Yani Kazakistan'daki Şimdi kurultayın. karşı taraf öyle okumuyor. Karşı taraf biraz farklı okuyor. Ben onlara kalırsa bu bir şey ifade etmiyor bu karar. Anladım. Yani Yani sonuçta teminde bir kazanacakları biraz kararda da farklı okumana meyil açılmış bazı kelimeler, bazı şeyler vardı. Nasıl okuyacağım belli. Dolayısıyla onların okuşuyla bizim okumamız farklı oluyor. Ve onlar gerekçeyi gördükten sonra itiraza gidecekler. Biz de aynı şekilde onların itirazı üzerine biz de itirazımızı yapacağız ve tedbir kararının alınmasını acilen isteyeceğiz. sonuçta adaletin terazisidir. Kimse bu konuda şey yapamaz. Zaten daha önce de biz bu konuya ilişkin itirazda bulunmuştuk. Sizinle de canlı yayında konuşmuştuk. Hatta Veysel'le bu konuyu tartışmıştık canlı yayında. Ki Şimdi asıl Türkiye'de sorun ne yaranan... biliyor musunuz? Ramil Bey, kusura bakmayın sözünü böldüm de. Estağfurullah. Datub'un ne bu çağrıma ne de bundan 3 hafta önce Amerika'daki Aydın Mamedov'un yaptığı sahtekarlığı ortaya çıkaran belgelere hiçbir şekilde cevap vermemesi. Mesela onunla ilgili de bazı girişimlerim oluyor şu anda. Yani adam Amerika'da Amerika kanunlarına göre belki de suç işlememiş çünkü benim adım halen orada var ve hiçbir şekilde kendi adı geçmemiş. Faaliyetsizlikten kapanmış. Konsey faaliyet olmadığı için kapanmış. Adı da hiç girmemiş. Konseyle ilgili hiçbir şekilde vergi beyanında bulunmamış. Vergi numarası almadığı için belki de hukuki olarak bir suç işlememiş. Çünkü fail olmuyor. Ama diğer taraftan da devlet yetkililerini, bizleri, milleti yanıltmış. Acaba devletin temsil eden bürokratlarımız bu irtibatlarda hiç mi altının dolu olup olmadığını bakmadılar? Herhangi bir şekilde bir yardım falan gelirken acaba konseye mi geliyordu, farklı bir kuruma mı geliyordu? Bunların hiçbirinin cevabı yok. Ve ben bununla ilgili ciddi bir itirazda bulundum DATİP yönetimine. Yani böyle keyfi uygulamalardan ağzımız zaten yandı Rusya'da biliyorsunuz. Evet. Keyfi uygulamadan Amerika'da da ağzımız yandı. Yani konsey dediğimiz benim de çok emek harcayıp kurduğum konsey, kurucu başkan olduğum konseyi şu anda yok hükmünde. Ve bundaki insanların bir kısmı şu anda o konseyin içerisinde olan bir kısım insanların umurunda bile değil. Nitekim geçtiğimiz yayınlarda da açık ve net söylüyorlar yani umurunda değil ama bizim için bu kabul olmaz yani bu bizim için çok önemli bu umurunda olsun olmasın Yani Türkiye'yi zaten Amerika'daki yetkilileri halkımızı yanıltmasına hiç gönlüm razı değil burada sözüm ona bir sürü takım yeni kıpırdamalar oldu bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar ama yanlış yönde.
Tam sorunlar varken sorunlara odaklanmayarak, sorunlar yok gibiymiş gibi bir şeyler yapmaya çalışması aslında daha da kötüleşti durumu. Bunu da belirtmiş olayım. Anladım. Zaten şöyle bir şey var. Dünyanın neresinde olursa olsun azınlık bir toplumun illaki bir resmi derneği olması lazım. Şu an Amerika'da resmiyette dernek yok. Öyle anladığımız Dernekler kadarıyla. var da çatı kuruluşu yok. Aynen. Çatı kuruluşu yok. Zaten bu çatı kuruluşun başında Aydın Mamedov'du. Şu anda o konsey devre dışı bırakıldığı için de resmiyette öyle bir kuruluş yok anladığım kadarıyla. Doğrudur. Peki bu süreç içinde İslam Bey, diyelim ki biz mahkeme kararının üzerinden konuşuyoruz şu anda. Yani sonrası değişir mi değişmez mi? O tabii ki adalete bağlı bir şey. Ama şu anda adalet diyor ki kurultay iptal. Öyle değil mi? Şimdi kurultay İptal değil, iptal geçersiz. Geçersiz. yani geçersiz kurultay. Zaten geçersiz kurultayda kurulmuş yönetim de geçersizdir. O kurultayda seçilmiş başkan da Şimdi bunları detaylı geçersizdir. olarak ileriki süreçte anlayacağız. Tam hangi hususlar? Şimdi gerekçeli şey açıldığında yol haritamızı yapacağız. Muhtemelen yeniden kurultay gitmesi lazım ama bu aynı ekip ve eski yönetim yerine bunun devletin görevleri yapması lazım. Bizim talebimiz bu yönde olacak. Bunun başka bir sorun da var aslında biliyor musunuz? Aslında tüzük şu andaki tüzük bile hukuk dışı bir şekilde yapılmış düzen. Evet, şu anda İslam Bey yayından çıktı. Değerli dostlar. Bakalım. Şimdi kendisi buradan davet gönderecektir. Evet, değerli dostlar, İslam Şahbendaroğlu diyor ki şu anda hemen acele bir karar vermemek lazım bu durumla ilgili. Öyle düşünüyor. Kısaca anlatalım bu özet konuşmayı. Davayı İslam Şahbendaroğlu açıyor. Bunu da hem kendiyle ilgili kınama şey oldu disiplin kurulunda, DATUP disiplin kurulunda o konuyla ilgili itirazda bulunmuş. Hem de kurultayla ilgili itirazda bulunmuş. Şu anda mahkeme kurultayı geçersiz saydı davada. Arkadaşlar İslam Şahbendaroğlu lehine ilerledi. Ve mahkeme Kazakistan'da gerçekleştirilen kurultayı geçersiz saydı. Şu anda İslam Şahbandarov davet gönderirse tekrardan evet yayını alıyorum. Şöyle bir teknik sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Bunu da idare edelim. Alo. Evet buyurun buyurun. Çünkü bu konu yargı süreci devam edildiği için fazla üzerine gitmeyelim. Sadece bunu bilelim. Yani adalet tecelli etti. Şu anda güzel bir oluşum yani en azından bizim açımızdan güzel bir ilerleme var. Daha sonrasına hep birlikte bakacağız, göreceğiz. Gereken mücadeleyi devam ettireceğiz. Şu anda fazla böyle bu konu ben bir sonuçta biz savaşmıyoruz tamam mı? Milletimiz kaybedecek, milletimiz kazanacak. İhsan Bey, bulunduğunuz bölgede internet çok zayıf anlaşılan. Sesim geliyor mu? İnternetiniz çok zayıf. Az Sesim çekiyorsunuz geliyor burada. mu? Geliyor, geliyor. Şu anda geliyor, evet. Teşekkür ederim. Damir Bey, yorumlarda alabilir miyiz? Tabii yorumları alalım da şu anda sizin o bölgede biraz internet zayıf anlaşılan. Şu an iyi çekmiyor sizin tarafta. Görüyorum, görüyorum. Ya yorum var mı yorum? Yorumlar çok. Değerli dostlar, sorularınızı iletin. Buradan okumaya çalışacağım. Selam yazan herkese teşekkür ediyoruz. Aleyküm selamlar. Buradan biz de selam gönderiyoruz. Selam demişler. Ne yapmak lazım? Ne düşüncedesiniz diyor. Bundan sonraki süreçte. Bundan Kamaran sonraki Süleymanoğlu. süreç, bundan sonraki süreçte muhakkak herkes bir araya gelerek herkes kendi egosunu,
kendi benliğini bir araya koyarak kendi egosunu. Ortak ne yapılabilir? Ortak ne yapılabilir? Ona odaklanması lazım. Benim şahsi olarak işte oğlum, ailem, kardeşim, eşim yok. Bana yakın olan, benden uzak olanlar yok. Benden bağımlı olan, bana bağımsız olanlar yok. Kimin bu taşın altına koyabilecek kapasite var? Kim ne yapabilecek? Kapasitesi ve imkanı olan, tecrübesi, layakati olan insanları bir şekilde öne sürmemiz lazım. Anladım. İlk önce toplantı yapmamız şart. Bir araya gelmemiz en kısa zamanda şart. Ama maalesef şart koyuyorlar. İşte o gelmez, bu gelemez, o öyle yaptı, bu böyle yaptı. Kendilerine bakmıyorlar. İşte başkalarını hedef gösteriyor. Evet, yorumlara bakıyorum. Siz şey yapın. Buradan bakalım ne yazmışlar. Neyse sanırım. Mehmet Kamiloğlu demiş ki yapsın bir kurultay da baksın ne oğullar var bu milletin içinde demiş de. Bu sürecin sonunda yeniden bir kurultay yapılma ihtimali var mı? Yani Çok çok kurultay yıl sonuna geçersin. kadar kurultay olacak muhtemelen. Yıl sonuna kadar kurultay olacak. Ve bu kurultay artık yurt dışında olmayacak. Öyle değil mi? Sonuçta mahkeme geçersiz sayıyor yurt dışındaki Ya şimdi kurultayları. O mahkemenin geçersiz saydığı yurt dışında değil, geçersiz saydığı konu yönetim kurulu üyelerinin o yıl yetersiz olduğunu, yani o gün orada bulunan insanların evet dediği sayı üçte ikisi olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Tamam mı? O sayıyı yakalamadıklarına göre karar iptal yani hukuksuz. Bir sorun var. İslam Şahbendorova bugün Veysel bir davanın sonucunu Datu ile ilgili bir şey paylaşmıştı. Siz de üzgün emoji olarak beğenmiştiniz. Çok mu üzüldünüz bu sonuçtan demiş Kazım Recep Mamlagil. Yok, Yani son benim sonuçta üzüldüğüm genel anlamda durumlara üzülüyorum. Yani bugünlere kaldığımıza üzülüyorum. Bu hallere düştüğümüze üzülüyorum. Yani Yoksa sonuçta bu habere... itirazlarımız şey olmuyor, dikkate alınmıyor. Ya Bu kadar itiraz itiraz etmek ediyoruz, zorunda dikkate alınmıyor. kalıyoruz. Mahkemeye gitmek zorunda kalıyoruz. İnsanlar birbirine gereksiz ithamlar etmek zorunda kalıyor. Bu süreç genel olarak üzüyor beni. Yani ben sevine sevine mahkemeye gitmedim. Yani başka çaremiz olmadığı için gittim. Raşit Abdullayev yazmış ki geçersiz sayıldığına göre Datu başkansız mı kaldı demiş. İnşallah gerekçeli karar açıklandığında gereken itirazlar, gereken süre gittiğinden sonra göreceğiz. Yönetimindeki bütün komple herkes aslında benim fikrim ve bizim avukatların fikri feshedildi. Atilla Orman Ufanov yazmış. Rica ediyorum konuyu sağlıklı bir şekilde anlatın. Mahkeme şu an ne dedi? Bunu anlaşılır bir dilde okuyun. Ona yorum yapın. İnsanların anlayacağı dilde ve tam olarak mahkeme ne dedi? Mahkeme Bunu söylemek ne gerekiyor. dediğini kendisi hukukçudur, yorumlayabilir Orhan Bey. Ben onun eline geçtiğini biliyorum mahkeme kararına kısa. Ama bundan çok fazla bir şey çıkartmamız çok zor. Sadece bir net bir şey vardır. Almatı'daki kurultay kararı geçersiz, yok hükmünde. Geri kalanı biraz karışıktı. Yani hukukçular daha iyi anlıyor. Mesela bazı hukukçular farklı anladı, bazıları farklı anladı. Dolayısıyla gerekçeli kararı beklemeden başka çarem yok. Ben itiyorum yapmak. Evet, anladım. Cefer Aydın yazmış. Mahkeme kararı yazılı varsa oradan okursanız daha iyi olurdu. Bir de sonuç sizin istediğiniz gibi olursa ne gibi beklentiniz var veya ne yapacaksınız? Yani sonuç sizin istediğiniz gibi değişirse. Az önce dedim Ne? muhakkak yeniden kurultaya gidilmeli. Kurultay adil bir şekilde yapılmalı. Delegeler düzenlenmeli. Delege sayısı düzenlenmeli. Yani şu andaki delege sayısına herkesin itirazı var. Kazakistan'ın sayısıyla ilgili çok ciddi itirazımız var. İnsanların itirazı var. Bunlar düzeldikten sonra bir kurultaya gidilmeli.
Ve kurultayda yeniden adaletli Azerbaycan'ın örneği gibi güzel bir seçime giderek kazananla birlikte hep birlikte yürümemiz lazım. Evet, Atilla Orman Ufanov demiş ki ben mahkemenin duruşma tutanağını okudum. O duruşma tutanağının anlaşılır bir dilde ve doğru şekilde yorumlamak ve anlatmak gerek. Kafalardaki soru işareti aynen sürüyor. Bu konuda Orman'a katılıyorum. Siz bu süreci şöyle kısa bir şekilde anlatabilir misiniz? Az önce de internette bir sıkıntı yaşadık. Seste falan oynama oldu. O yüzden tekrardan bir alabilir miyiz? Böyle bir ne oldu, ne başlıyordu Sürek o olay? Datub'un kurultay kararını aldığında iki tane yönetim kurulu toplantısına katıldım. Birinde kurultayın Almanya'sı olacağına dair yönetim kurulu kararı vardı. İkincisinde kurultayın hangi tarihte ve nerede olacağına dair hangi tarihte olacağına dair bir karardı. Birisi Evet, yine bir sıkıntı yaşadık. Neyse bu soruyu sordukça aynı şekilde çıkış yapılıyor oradan. İnsan Bey kendisi çıkış yapmıyor. Otomatik internetten kaynaklı, teknik sıkıntıdan kaynaklı bu olaylar başımıza geliyor değerli dostlar. Sizler de idare edin lütfen bu yayını sorunsuz bir şekilde sonlandıralım. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapılacak. Şimdi İslam Bey tekrardan buradan davet gönderecek. Ondan sonra devam edeceğiz. Yayını da paylaşmayı unutmayın değerli dostlar. Kısa bir yayın olacağı için diğer selam gönderenlere okuyamayacağım ismini ama hepsine buradan herkese tekrar tekrar selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için. Evet, Datub yönetimine karşı, şu anki yönetimine karşı ki Datub yönetimi diyoruz, biz Datub'a karşı değiliz. Datub'un günümüzdeki yönetiminin bazı çalışmalarına karşıyız, bazı uygunsuz kararlarına karşıyız. Yanlış anlaşılmayalım. Biz de isteriz, dünya genelinde bir çatımız olsun, doğru bir karar veren, herkesi dinleyen, eşit bir mesafede herkese yaklaşan, tüm ağızkalları bir çatı altında birleştiren ve herkesin fikrine saygı duyan bir çatı kuruluşumuz olsun isteriz. Şu anki durumda öyle bir çatı kuruluşumuz olmadığı için, çatı kuruluşumuzun yönetiminin kendi yakınlarına, kendini destekleyenlere daha fazla yaklaştığını gördüğümüz için biz de bu konuda itirazlarımızı dile getiriyoruz. Başka sayfalardaki yayınlarda, bize karşı yayınlarda görüyorsunuz, anlatıyorlar işte çatıyı yıkmak istiyorlar falan filan. Öyle bir şey yok değerli dostlar. Bizler açık ve net niyetimizi bugüne kadar bildirdik. Sizlere ki işte yönetimde bir yanlış var. O yanlışı temizlemek lazım. Şimdi Burhan Özkoşar diyor ki ne yapıyorsunuz diyor. Biz burada hangi konuyla ilgili yayın yapsak o konuyu değiştirdiler. O konuyu, o problemi ortadan kaldırdılar değerli dostlar. Demek ki bizim yayınlarımız öyle böyle değil. Demek ki bizim yayınlarımız kale alınıyor. Burhan Özkoçer ne kadar bizi şey yapmaya çalışsa da, aşağı hor görmeye çalışsa da kendisi de görüyor ki haksızlığa karşı yaptığımız yayınlar her zaman kendi şeyini gösteriyor değerli dostlar. Yani gücümüzü gösteriyoruz buradan, öyle söyleyeyim. Valit Aslanov yazmış, kurultay öncesi tez bir zamanda bir toplantıya çok büyük bir ihtiyaç var umarım demiş. Evet, İslam Şahbendirov da aynı bir şekilde çağrı yapıyor. Bu süreci diyor ki tek başına yürütmek istemiyorum. Ben istediğim hepimiz ortak bir şekilde faaliyet yapalım. Bu süreçle ilgili ortak çalışalım, ortak değerlendirme yapalım. Ve geçirilecek yani mahkeme sonucu sonuçta İslam Şahbendarov lehine karar vermiş şu anda. Karşı tarafın yani Datup tarafının bu sürece itiraz etme hakkı var 2 hafta içinde. Eğer itiraz etmezlerse mahkeme kararı olduğu gibi kabul edilecek ve Datup yeniden kurultaya gidecek. Yok eğer itiraz ederlerse bu süreç 1 ay falan 1 ay içinde sonlandırılacak.